ödeme yapılıyorsa seçim yetkisi borçludadır. Eğer sözleşmeye bizim aynen ödeme kaydı dediğimiz türden bir kayıt konmamışsa, yani muhakkak euro olarak ödenecektir, TL ile ödeme kabul edilmez şeklinde sözleşmede bir kayıt yoksa, vadede yapılan ödemelerde seçim yetkisi borçludadır. Borçlu dilerse TL olarak ödeme yapar, dilerse yabancı para olarak ödeme yapar. Sözleşmeye kayıt konmamışsa alacak bununla müdahale edemez. Mevcut düzenlemede de bu böyledir, yürürlükteki borçlar kanunda. Yeni kanunda aynı sistemi korumuştur. Yalnız borçlunun temerrüde düşmesi durumunda, yani vadeyi geçirmesi durumunda, 1 Mart'ta ödeme yapmadı da 5 Mart'ta alacaklının önüne geldi. Bu durumda acaba seçim yetkisi kimde olacak? Hala borçluda mıdır yoksa alacaklıya geçmiş midir? Yürürlükteki kanun döneminde bu tartışmalıydı. Yeni kanun bu tartışmayı sona erdirdi ve temerrüt halinde seçim yetkisini alacaklıya verdi. Eğer temerrüt söz konusuysa, gecikirse borçlu borcunu ifa etmekte, artık alacaklı dilerse ödemenin yabancı para üzerinden yapılmasını isteyebilir, dilerse vade tarihindeki raiç üzerinden TL olarak ödeme yapılmasını talep edebilir, dilerse kurdaki değişikliğe göre hangisi daha lehine ise fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden TL ile ödeme yapılmasını da talep edebilir. Borçlunun gecikmesi halinde yeni borçlar kanunu seçimi alacaklıya vermiştir. İfa zamanına ilişkin önemli bir yenilik de 100. maddede. Bu özellikle gene finansal kuruluşları yakından ilgilendiren düzenlemelerden biri. Yürürlükteki kanunda da vardı ama yürürlükteki kanunda şu sonda gördüğünüz aksine anlaşma yapılamaz ibaresi yer almıyordu. Aksine anlaşma yapılamaz ibaresi yer almadığı için bütün kredi kurumlarıyla akdedilen sözleşmelerde aksine hükümler yer almaktaydı. Ama şimdi aksine anlaşma yapılamayacağı için, bu da emredici bir düzenleme olduğu için, artık kredi kurumları bu tip hükümlere sözleşmelerinde yer veremeyecekler. Nedir bu? Diyelim vadesinde veya vadesinden önce bir kısmi ödeme yapmak istiyorsunuz. Kredi borcunuza mansuben bir kısmi ödeme yapmak istiyorsunuz. Banka bunu kabul etmek mecburiyetinde değildir ama eğer kabul ediyorsa ilk önce bunu ana paradan düşmek zorunda. Şimdi şu anda aksine kayıtlar konulduğu için genellikle ilk önce yapılan kısmi ödeme faiz ve masraflara mahsup ediliyor ve ondan sonra kalan bir şey olursa ana paraya mahsup ediliyor. Bu ne oluyor tabi? Borçlunun aleyhine olarak ana para borcunun daha fazla kalmasına ve ona da gene faiz işlemesine neden oluyor. Şimdi yeni kanun aksine anlaşma yapmanın önünü kapattığı için emredici bir nitelikte, artık kısmi bir ödeme yapılırsa diyelim kredi borcuna mahsuben, artık ilk önce ve banka bunu kabul ederse ilk önce faiz ve masraflardan düşünmesi gerekecek. Sorumsuzluk anlaşmaları dediğimiz sözleşmelerde yer verilen, genelde sözleşmeye aykırı davranışınızdan sorumlu olmadığınızda ilişkin anlaşmalar. Örneğin işte büyük çaplı yapılan hemen bütün sözleşmelerde bu sorumsuzluk kayıtlarına, sorumsuzluk anlaşmalarına nasıl ifade edersiniz yer veriliyor. Buna ilişkin de borçlar kanunu düzenlemeler getirmiş. İki tip sorumsuzluk anlaşması sözleşmeye koyabiliriz. Bir, kendi sözleşmeye aykırı, kusurlu davranışımızdan sorumlu olmadığımıza dair bir sorumsuzluk kaydı koyabiliriz. İkinci olarak yanımızda çalıştırdığımız elemanlarımızın sözleşmeye aykırı davranışlarından sorumlu olmadığımıza dair kayıtlara yer verebiliriz. Genelde
önemli detaylarını burada anlatmıyorum. Uzmanlığı gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat. Ancak kanun ya da yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülüyorsa, borçlunun hafif kusurdan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşmalar kesin olarak geçersizdir. Bu tip anlaşmaları sadece zaten hafif kusura ilişkin yapabiliriz. Bu kanun, yeni kanun, bu saydığı grup bakımından hafif kusur içinde sorumsuzluk anlaşması yapmanın önünü kapatmaktadır, geçersiz saymaktadır. Bu gruba kimler dahildir? Avukatlar, mali müşavirler, doktorlar, mimarlar, veterinerler, bankalar, kısaca bir izinle mesleklerini, mesleki faaliyetlerini yürüten tüm kişi ve kuruluşlar bu kapsama dahildir. Dolayısıyla bu kişi ve kuruluşlar bundan böyle affettikleri sözleşmelere hiçbir şekilde sorumsuz olduklarına dair kayıtlar koyamayacaklar. Yürürlükteki kanun döneminde bunlara geçerli olup olmadıkları hakimin takdir yetkisine bırakılmıştı. Yani eğer bir problem çıkarsa, mahkemeye gidilirse geçerli mi değil mi hakim takdir edecekti. Ama yeni kanun hakimin takdir yetkisini kaldırmış ve bu tip sorumsuzluk kayıtlarının tamamını geçersiz saymıştır. Biraz önce ifade ettiğim üzere getirilen düzenlemelerden bir diğeri de temerrüt faizine ilişkin yeni düzenlemelerden bir diğeri de temerrüt faizine ilişkin 120. madde. Tıpkı ana para faiz oranında olduğu gibi kanun sözleşmeyle serbestçe belirlenebileceğini, belirlenmemişse mevzuat hükümlerinin uygulanacağını ifade etmiş. Ama sözleşmeyle belirlenen oranın hiçbir şekilde yasal oranın %100 fazlasını aşamayacağı öngörülmüş. Şu an için yasal oran %9'dur. Adi işlerde %9'dur. Yani %18'i aşacak şekilde temerrüt faizi oranı belirlenmesi mümkün olmayacaktır. Şöyle bir yan düzenlemeye daha yer verilmiş kanunda. Diyor ki kapital faiz oranı belirlenmiş. Ama temerrüt faiz oranı belirlenmemişse, kapital faiz oranı belirlenmiş ama sözleşmeyle temerrüt faiz oranından hiç bahsedilmemişse, belirlenen tarafların sözleşmeyle belirledikleri kapital faiz oranı yasal orandan, temerrüt faiz oranından fazla ise belirlenen ana para faiz oranı temerrüt faizi bakımından da uygulanır. Bir örnek vermek gerekirse, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla taraflar diyelim ki ana para faiz oranını %12 olarak belirlemiş olsunlar. Normal şartlar altında %18'e kadar temerrüt faiz oranı belirlenebiliyor. Ama belirlememişler. Yasal oranı uygularsa bu oran %9. Ama buradaki hüküm sayesinde belirlenen ana para faiz oranı yani %12 yasal temerrüt faiz oranından yani %9'dan daha yüksek olduğu için tarafların iradesi çerçevesinde ana para faiz oranı daha yüksek olduğu için sözleşmeyle belirlenen temerrüt faiz bakımından da uygulama alanı bulacaktır. Yani verdiğim örnekte temerrüt faiz oranı belirlenmemiş olduğu halde %12'lik belirlenen ana para faiz oranı temerrüt faiz bakımından da uygulama alanı bulacaktır. Yabancı para borçlarında faize ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla 3095 sayılı tahammül hükümleri olduğu şekilde uygulanmaya devam edecektir. Takasa ilişkin küçük bir şeye hemen küçük bir yeni düzenlemeye değinmek istiyorum. Bu da çok önemli. Devlet ve vilayet ve köyler aleyhine olan hukuki hammeden neşet eden alacakların takası mümkün değildir. Bu ne demek? Devletten alacaklıysanız devlete olan borcunuzla bunu takas etme imkanına sahip değilsiniz. Yürürlükteki kanun uyarınca. Ancak devlet isterse sizden olan alacağıyla size olan borcunuzla
bahsediliyor. Bu düzenleme kaldırılmıştır. Yeni kanun bunu kaldırmaktadır. Yani bundan böyle diyelim devletten bir alacak söz konusu, bir hak ediş var. Devlete de vergi borcunuz var. Şu an için vergi mevzuatıyla farklı bir düzenleme olmadığı için vergi mevzuatında vergi borçlarının takası bildiğim kadarıyla yasaklanmadığı için yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra devletten olan alacağınızla devlete olan vergi borcunuz dahil takas etmeniz mümkün hale gelmektedir. Alacağım tepkikine ilişkin getirilen önemli bir değişikliğe değinmek istiyorum. Alacağım tepkiki üç köşeli ilişki dediğimiz ilişkilerdendir. Temlik eden, devreden, devralan ve borçlunun yer aldığı. Ama temlik sözleşmesi devredenle devralan arasında yapılır ve yazılı şekilde yapılması zorunlu olan bir sözleşmedir. Temlik sözleşmesini imzaladığınız anda devrediyorsanız alacağınızı imza yaptığınız anda alacak artık kabaca sizin cebinizden çıkmış, devralanın cebine girmiş olur. Şimdi alacağın devri iki şekilde gerçekleştirilir. Bir karşılık, yani bir semen mukabilinde, bir ivaz mukabilinde ya da ivazsız olarak. Uygulamada en sık karşılaşılan şekli bir ivaz karşılığında, yani bir karşılık mukabilinde bu alacak devrinin gerçekleştirilmesidir. Şimdi eğer bir ivaz karşılığında, ivaz mukabilinde gerçekleştiriliyorsa devredenin devir anında alacağın mevcut olduğunu ve borçlunu ödeme gücüne sahip olduğunu garanti ettiğini kanun koyucu kabul etmiştir. Şimdi yürürlükteki mevzuat döneminde de, yürürlükteki kanun döneminde de alacağın varlığını garanti etmiş sayılıyor. Ama borçlunun ödeme gücünü garanti etmiş sayılmıyor. Yani bu ne demektir? Bir karşılık mukabilinde bir alacak hakkı devrediliyorsa devir anında borçlunuz ödeme gücüne sahip değilse eğer devralan daha sonra size dönüp şu 193. maddede sayılan bütün kalemleri devreden olarak sizden talep etme imkanına sahip olacaktır. Borçlunun ödeme gücünü alacağı devredenin garanti etmiş sayılması yeni borçlar kanunun getirdiği yeniliklerden biridir. Aksi kararlaştırılabilen hükümlerden biridir. Dolayısıyla sözleşmeye hüküm koymak suretiyle bunun aksinin öngörülmesi mümkündür. Sözleşmenin devri de bütün olarak devri de yeni kanunun getirdiği düzenlemelerden biridir. Ama kira sözleşmesi bakımından özel önem arz ettiği için orada değinmeyi tercih ediyorum. Ama bu da yeni kanunun bütün olarak sözleşmenin bir başkasına devredilmesi de yeni kanunun getirdiği yeniliklerden bir tanesi. Şimdi